Zeynep dönmedi mi saraya hala? Hayır sultanım. Dikkatli oyna Zülfet. Bak bile bile taşını verdin. Sizi bu saatte burada görmek ne saadet. Ben de hediye ettiğiniz satrancı Zülfet'le talim ederek öğrenmeye çalışıyordum. Demek satranç takımını satmayıp öğrenmeye karar verdiniz. Hünkârım satmak ne demek? Ben sizin verdiğiniz hediyeye böyle bir vefasızlığı nasıl yapabilirim ki? Mücevherleri niçin sattınız peki? Hünkârım, bir ihtiyaç hasıl oldu. Ben de rahmetli babamdan kalma birkaç mücevherimi Sarraf Efendi'ye emanet bıraktım. Mücevherleriniz Sultan Abdülhamit'in zevcesi Bidar Sultan'a hediye ettiği mücevherler diye açık arttırmayla mezatta satılmış. Haberiniz var mı? Hayır yok. Hayır. Asla haberim yok. Sarraf Efendi münasip bir alıcı bakacağını söylemişti sadece. Lakin mücevherlerin mezat yoluyla satıldığından haberim yok. Adınızın böyle bir vaziyetle anılmasına vesile olduğum için affedin. Size bu satranç takımına niye yaptım bilir misiniz? Dün de bahsetmiştim. Bu oyunda sadece oynayacağınız taşı düşünmezsiniz. O taşı oynadıktan sonra rakibiniz ne oynar? Siz ondan sonra nasıl bir hamle yapacaksınız diye düşünürsünüz. Yani ileriye bakarsınız. Bu oyun insanın ferasetini artırır. Şayet bu oyunu iyi öğrenebilmiş olsaydınız, mücevherlerinizi rastgele bir sarrafın eline emanet etmezdiniz. Şimdi söyleyiniz, size böyle acele karar verdiren, birdenbire hasıl olan ihtiyacınız nedir? Bana söylemeye çekiniyorsunuz. Affedin hünkârım. Adımızın geçtiği yerden haberimiz olur. Mücevherlerinizi ben satın aldırdım. Hünkârım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. O halde iyice düşününüz. Cevabınızı bekliyorum.